Merhabalar arkadaşlar, Anime Türkiye'nin YouTube kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere One Piece sevilen ve bilinen bir manga ve anime serisidir. 22 Temmuz 1997'de Weekly Shonen Jump'ın bir sayısında başlangıcından bu yana manganın 10 Kasım 2021 itibariyle tam olarak 1031 bölümü ve 100 cildi yayınlandığı ve daha fazlası da yolda. Dünya çapında 462 milyondan fazla satılan One Piece, Dragon Ball, Golgo 13 ve Naruto'yu geride bırakarak tüm zamanların en çok satan mangası olmuştur. Bu aynı zamanda One Piece'in farklı mangaları, filmleri, video oyunları ve diğer ürün türleri boyunca 21 milyar doları aşan geliriyle tüm zamanların en yüksek hasılat yapan kurgusal serilerinden biri haline de gelmiştir. One Piece'in ünü dünyaya yayılırken dizinin yazarı Eiichiro Oda, Ocak 2020'de Netflix ile birlikte yepyeni bir live action dizisinin yayınlanmasının planlandığını duyurdu. Ancak bu duyurudan sonra şu zamana kadar somut gelişmeler elde edememiştik bu film hakkında. Şimdi ise sizlere Netflix'in ve dizi çalışanlarının bizlere Twitter'da vermiş olduğu bilgilere bir göz atalım. Bu arada dostlar, ben sizlere demin film dedim ağız alışkanlığından, ancak bu bir dizi olacak, bunu da sizlere bir dipnot olarak belirtmek isterim. Çünkü genelde alıştığımız live action'lar film şeklinde oluyor ve bunu diziye döken çok fazla yapım mevcut değil. Eiichiro Oda'nın da Twitter'ında bahsettiği üzere ilk sezon 10 bölümden oluşacak ve manganın ilk 100 bölümüne tekabül edecek. En azından planlanan şimdilik bu şekilde. Çekimlerin çoğu ise korsan gemileri için bolca alan sağlayan Cape Town Film Stüdyoları'nda çekiliyor. Yani çekim yeri Afrika, Cape Town. Bölümlerin birçoğu burada geçecek. Hatta ilk sezonun neredeyse tamamı burada geçecek. Hatta ve hatta serinin hayranları film setine gidip Going Merry'nin inşa edilme sürecini bile fotoğrafladı. Görevlilerden biri ise bize şunları söyledi. Temelde 10 senaryonun tamamı yazılı. Geri döndüğümüzde programlamaya başlayacağız. Benim şüphem 1 Haziran ama daha oyuncu seçimine de başlamamız gerekiyor. Konuştuğumuz çok isim var ve Eylül'de çekimlere başlamalıyız. Oda Sensei ile çok yakın çalışıyoruz. Netflix'teki Snowpiercer çok büyük bir yapımdı. Ancak bu One Piece çok daha büyük bir yapım olacak, dedi. Tabii ki sizlerin de sözlerden anlayacağınız üzere sene başında yapılmış bir soru cevaptı bu. Orijinal iş planı 31 Ağustos 2020'deydi ve 8 Şubat 2021'de tamamlanması planlanıyordu. Ancak başta Covid-19 olmak üzere çeşitli kısıtlamalar nedeniyle gecikme kaçınılmazdı. Bu nedenle oyuncu seçimleri daha yeni yeni yapılmaya başlandı. 3 Eylül'de ise Netflix resmi kanalından ilk bölümün adı ve skripti yazanların ismi yayınlandı. Buna göre ilk bölümümüzün ismi Romance Dawn olacak. Eiichiro Oda, Variety'ye verdiği bir röportajda ise şunları demiştir. One Piece için çok sayıda live action uyarlaması teklifi aldım. 3 yıl önce ise sonunda bir live action uyarlamasında bir adım ileriye gitmeye karar verdim. Bazı görüşmelerden sonra doğru ortakla tanıştım. Önerdiğim ilk koşul ise live action One Piece'i 20 yıldır destekleyen hayranları üzmemek olacaktı. Hayranların endişelerini anlıyorum ama bundan daha fazlasını duymayı ise dört gözle bekliyorum, demiştir. Şimdi gelelim filmde kast nasıl olacak? Kimler oynayacak? Filmde her rol tam olarak belli olmasa da bazı kilit rolleri öğrendik. Bu bilgilere göre One Piece'in showrunner'ı Steven Maeda olacak. Uzun kariyeri boyunca Maeda, The X-Files ve Lost gibi popüler dizilerde çalışmıştır. Yazar ve yönetici yapımcı Matt Owens ise Agents of S.H.I.E.L.D. ve Luke Cage gibi popüler dizilerde çalışmıştır. Instagram sayfasından açıklandığı üzere Steven Maeda, Mayıs 2020'de Zoom toplantısı aracılığıyla yazı ekibiyle bir araya geldi ve bir toplantı düzenledi. Bu toplantıdan bir görüntüyü de zaten şu an ekranlarınızda görüyorsunuz. 9 Kasım'da ise Netflix resmi hesabı bizlerle bazı oyuncuların ve oyuncuların hangi rollerde yer alacağı ile ilgili bir video paylaştı. Bu video şimdi sizlerle. Hello everyone, my name is Iñaki Godoy Caso. Hi, it's McKenyu. My name is Emily Rudd. Hi, my name is Jacob. My name is Tuskyla. Guess what? I'm gonna be playing Luffy. And I'll be playing Zoro. I am so beyond excited to be playing Nami in One Piece. And I'm playing Usopp. I am very excited to be playing Sanji. Also, shout out to Eiichiro Oda for drawing these tees for us. Yeah, that's me, the guy in the shirt. The pirates! They're coming! Yes! Woo! I can't wait to become the pirate king! Welcome to the Straw Hats. Bu videoya göre Iñaki Godoy Luffy'yi, McKenyu Zoro'yu, Jacob Gibson Usopp'u,
Emily Ruth Nami'yi ve Tess Skyler Sanji'yi canlandıracak. Açıkçası şahsi fikrim olarak ben cast'ı pek beğenmedim. Özellikle Luffy ve Zoro'nun kesinlikle rollere hiç oturmadığını düşünüyorum. Tip olarak ve ses olarak bence karakterlere kesinlikle uymuyorlar. Bakalım dizi çıktığında nasıl olacak, yani makyajla filan acaba tipleri falan değişir mi, bunu göreceğiz. Ama bende bir ön yargı oluştu, yani bunu sizlere belirteyim. Zaten bu live action'lardan haz etmediğimi beni bilenler bilir. Bence bu anime yazarları bu live action işinden uzak dursunlar. Ben daha adam akıllı başarılı bir tane live action görmedim. Hele Netflix'in Death Note live action'ı tam kepazelik. Son olarak da dizinin 2022 yılında çıkması öngörülüyor. Ancak ben bunun da pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü oyuncular bile seçileli yani daha 2 hafta olmadı. O yüzden bu tarih mutlaka sarkacaktır ve gerçekçi bir tarih olarak ben sizlere 2023'ü verebilirim. Detaylı incelememizi ise dizi çıktığında yaparız artık. Umarım bu demin de bahsettiğim gibi Death Note işi gibi saçmalıktan ibaret olmaz. Çünkü manga yazarları bu işi gerçekten para için yapıyorlar ve parayı aldıktan sonra pek fazla şey umurlarında olmuyor. Yok izleyici ne demiş? Film veya dizi kötü mü olmuş, kesinlikle umurlarında değil. Herkes mangır peşinde şu dünyada. Herkesin izlemekten keyif aldığı bir yapım olması dileğiyle diyorum ve herkese hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.